Berat Haber Merkezi'nden gün ortasından mutlu günler Sayın Seyirciler. Günün getirdiği gelişmeleri paylaşmak adına karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, kurultayla başlıyor Sayın Seyirciler. Ulusal Birlik Partisi olağanüstü kurultayı yarın gerçekleştiriliyor. Faiz Sucuoğlu'nun istifasıyla boşalan başkanlık için Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Başbakan Ünal Üstel aday. Ayrıntılara bakalım. Ulusal Birlik Partisi olağanüstü kurultayı yarın gerçekleştiriliyor. Ulusal Birlik Partisi'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alacak kurultay saat 10'da başlayacak. Faiz Sucuoğlu'nun istifasıyla boşalan genel başkanlık için Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Başbakan Ünal Üstel aday oldu. Ulusal Birlik Partisi'nde dün genel başkanlık adaylığına başvuru süresinin mesai bitiminde sona ermesinin ardından Türk Ajansı Kıbrıs'a açıklama yapan Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi genel başkanlık adaylığına iki başvuru olduğunu ancak gerekli kriterleri sadece Ünal Üstel'in taşıdığını belirtmişti. Oğuzhan Hasipoğlu yarın yapılacak kurultayda genel başkanlığa tek aday Başbakan Ünal Üstel'in olduğunu duyurmuştu. Lefke'ye dönelim şimdi Sayın Seyirciler. Başbakan Ünal Üstel bölgelere başlattığı ziyaretler kapsamında bugün Lefke'de vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve sorunlarını dinledi. Üstel burada yaptığı konuşmada hükümetin yerel yönetimler reformu konusundaki tavrını anlattı. Başbakan Üstel'in Lefke ziyaretini BRT muhabiri İçim Yalavalı takip ediyor. Ayrıntılar içimden alalım. İçim, Başbakan'ın bölge ziyareti ve yaptığı konuşmanın detayları sende. Evet, Başbakan Ünal Üstel bölgelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Lefke'deydi bugün. Beraberindeki bakan ve milletvekilleriyle birlikte Lefke Spor Kulübü'nde halkla buluşan Başbakan Üstel, hükümetin icraatlarıyla ilgili bilgiler verdi ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Başbakan Üstel ilk olarak burada bir konuşma yaptı ve ülkenin bulunduğu zor şartlar içerisinde bir ateşten gömlek giyerek halka hizmet etmeye başladıklarını kaydederek ekip arkadaşlarıyla dayanışma ruhu, birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalıştıklarını, ülke için çalıştıklarını söyledi. Muhalefetin bu ateşten gömleği giymekten kaçındığını vurgulayan Başbakan Üstel, bakanlar kurulundan devraldıkları öncelikle geçmişten biriken sorunları çözmek için yola koyulduklarını anlattı. Üstel 2008'de ilk adımları atılan belediyeler reformuyla ilgili bugüne kadar yaşanan süreç ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek halka daha kaliteli, daha iyi hizmet verebilmek için, belediyelerin halka daha iyi hizmet verebilmesi için ve yerel yönetimlerin daha güçlü ve büyük işlere imza atması için reformun gerekliliğine dikkat çekti. Bu konuda ülkede kaos yaşanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Üstel muhalefete seslendi ve biz üzerimize ne düşerse yapacağız, niyetleri varsa gelsinler, beraber yapalım şeklinde konuştu. Üstel ayrıca 2007'den beri gündeme gelmeyen 51-95 sayılı belediye yasasında seçimlere kadar komite çalışmalarının tamamlanıp meclise getirileceğini belirterek bu sayede belediyelerin oluşturulacak ortak havuzdan pay almasının sağlanarak maddi olarak da daha güçlü olmalarının sağlanacağına işaret etti. Hükümet olarak Lefke'ye değer verdiklerini ve sorunlarının da bilincinde olduklarını ifade etti Başbakan Üstel ve sorunların çözülmesi yönünde yaptıkları çalışmalarda önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi. Yerel seçimlere de değindi Başbakan Üstel ve tarih ne olursa olsun yerel seçimlerin yapılacağını, bu seçimlerin Ulusal Birlik Partisi için ve ülke için çok önemli olduğunu ifade etti. Çünkü bizim davamız insanımız ve ülkemiz, biz ulusal davamızın da bekçileriyiz, bundan taviz vermeyeceğiz şeklinde konuştu Başbakan Üstel. Başbakan Üstel'in yanı sıra UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil ve ayrıca Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da söz alarak Lefke bölgesindeki çözüm bekleyen sorunlarla ilgili bilgiler verdiler. Konuşmaların ardından da Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki bakanlar, bürokratlar vatandaşların sorunlarını yanıtladı. Aysel, benim başbakanın Lefke ziyaretiyle ilgili olarak aktaracaklarım bunlar.
İçim çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Evet Sayın Seyirciler, Başbakan Ünal Üstel'in Lefke bölgesinde gerçekleştirmiş olduğu ziyaretin detaylarını İçim Yalovalı bizlerle paylaştı. Şimdi İngiltere'ye dönelim. İngiltere'de yeni dönem resmen başladı. Sayın Seyirciler, Kraliçe Elizabeth'in ölümün ardından 3. Charles törenle resmen kral ilan edildi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtın ilk varisi olan oğlu Charles, resmen İngiltere'nin yeni kralı ilan edildi. Kuzey Kıbrıs'lık Cumhuriyeti saatiyle saat 12'de St. James Sarayı'ndaki törene 3. Charles'ın oğlu Galler Prensi William da katıldı. Aynı anda Londra Kulesi'nden 62 pare top atışı yapıldı. Törenin ardından 3. Charles'ın hükümdarlık ilanı sarayın balkonundan okunacak. Bayraklar 26 saat boyunca yeniden göndere çekilecek. Bu sürenin sonunda yeniden yarıya indirilecek. İngiltere Kralı 3. Charles, Başbakan Liz Truss ve kabine üyeleriyle de bir araya gelecek. Kraliçe 2. Elizabeth için yapılacak cenaze töreni hazırlıkları da sürüyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere Kralı olarak tahta geçen oğlu 3. Charles'a mektup göndererek taziyelerini iletti. Mektubunda Kraliçenin vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kraliçenin bir ilham ve güç kaynağı olarak her zaman anımsanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere Kralı olarak tahta geçen oğlu 3. Charles'a mektup göndererek taziyelerini sundu. Cumhurbaşkanı Tatar, 3. Charles'a gönderdiği mektupta Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı adına krala ve tüm kraliyet ailesine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar tüm yaşamını İngiliz halkına hizmet etmeye, yardım kurumlarına ve farklı topluluklara destek olmaya adayan Kraliçe 2. Elizabeth'e, Birleşik Krallık'ta eğitim görmüş ve yaşamış biri olarak büyük saygı duyduğunu ifade etti. Tatar, Kraliçe 2. Elizabeth'in Birleşik Krallığı en iyi şekilde temsil eden bir ilham ve güç kaynağı olarak her zaman anımsanacağını da belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kral 3. Charles'ın dünyadaki farklı halklarla işbirliği içinde ve eşit saygı bağlamında global barış ve istikrarın devamı konusunda Kraliçe 2. Elizabeth'in ortaya koyduğu kararlı rolü ve yürüttüğü çalışmaları daha da ileri götürmesi temennisinde bulundu. Bu yaz sürecinde düşüncelerinin ve dualarının kral, kraliyet ailesi ve Birleşik Krallık halkıyla olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar mektubunda Kraliçe 2. Elizabeth'in ruhu şad olsun ifadelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin provokasyonlarının durması gerektiğini vurgulayarak Avrupa Birliği'nin söz konusu ikili ilişkilere karışmaması gerektiğini belirtti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın desteğiyle SETA Vakfı'nca düzenlenen 3. Balkan Düşünce Kuruluşları toplantısının kapanış etkinliği SETA Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, burada yaptığı konuşmada tarih, ekonomi, kültür ve sanat açısından Türkiye'nin Balkanların organik bir parçası olduğunu söyledi. Faruk Kaymakçı, gerçekten istediğimiz tek şey kalıcı istikrar ve barışın inşa edilmesidir. Balkanlarda ihtiyaç duyulan bir konu varsa, o da kalıcı olan saygı, sevgi, barış ve istikrardır. O yüzden buradaki dikkatimizi ve enerjimizi Balkanlardaki her bir devlete veriyoruz, diye konuştu. Kaymakçı, bölgede zaman zaman meydana gelen gerilimlerin Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle çözüldüğünü hatırlattı. Kaymakçı, Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda Türkiye'nin ana argümanının ne olduğunun sorulması üzerine Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin 2004'ten itibaren maksimalist ve mantık dışı yaklaşımlarının olduğunu anlattı. Avrupa Birliği'nin bu konuda son derece kör bir şekilde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini destekler bir noktada durduğunu kaydeden Kaymakçı, bunun hiçbir sürece yardım etmediğini söyledi. Kaymakçı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin provokasyonlarının durması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği'nin söz konusu ikili ilişkilere karışmaması gerektiğini belirtti.
Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 95 ve 98 oktan benzinde litre başına 0.88 Türk lirası, euro dizelde 0.50 Türk lirası ve gaz yağında 1.11 Türk lirası indirim yapıldı. İndirimler gece yarısından itibaren yürürlükte. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yine akaryakıt fiyatlarını açıkladı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Amcaoğlu 1 litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 19.54 Türk lirası, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 19.85 Türk lirası, euro dizelin 23.94 Türk lirası ve gaz yağının 24.32 Türk lirası olduğunu kaydetti. Bakan Amcaoğlu yürürlükteki fiyatlara göre 95 ve 98 oktan benzinde litre başına 0.88 Türk lirası, euro dizelde 0.50 Türk lirası ve gaz yağında 1.11 Türk lirası indirim olduğunu belirtti. Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu uygulamadaki tüzük kurallarına göre fiyatların belirlendiğini de bir kez daha hatırlattı. Meserya köylerinden Dilek Kaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylerindeki yol sorunu gerekçesiyle bugün eylem gerçekleştirildi. Hükümetin bu sorunu çözüme kavuşturmasının talep edildiği eylemde aksi halde eylemin Lefkoşa'ya taşınacağı belirtildi. Dilek Kaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler'de yaşayanlar yol yapımının uzun zamandır tamamlanmadığı sebebiyle eylem düzenledi. Eylemde bölge halkı adına konuşan Mehmet Süleymanoğulları yolun tamamlanmaması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları ifade ederek yolun ne zaman düzeleceği konusunda gelişme olmadığı görüşünü dile getirdi. Bu eylem bizim tercih ettiğimiz bir durum değildi. Yapacak başka bir şey yok. Basınımız yoluyla bu mağduriyetimizi tüm kamuoyuna duyurmak için toplandık. Hükümetin bir yolunu bulup bu işi çözmek boynunun borcudur. Biz mazeret duymak istemiyoruz. Yarın yağmurlar düştüğü zaman bu yolun halini siz düşünün. Dolayısıyla umarız erken zamanda uygun bir gelişme olur. Yoksa eylemimizi Lefkoşa'ya taşımak durumunda kalacağız. Dilek Kaya muhtarı Ahmet Çeliker Menteşoğulları, Erdemli muhtarı Kamil Şenocaklı, Kırıkkale muhtarı Gürsel Osmanoğlu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay da eylemde konuşma yaparak çevre halkının yolun eksikliğinden dolayı son derece mağdur olduğunu belirterek hükümetin ivedilikle sorunu çözüme kavuşturmasını talep ettiler. Açık bir şekilde. İzmir'e uzanalım, kutlamalara bakalım. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açılırken halk ellerinde taşıdıkları fenerlerle yürüdü. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. 9 Eylül etkinlikleri kapsamında Alsancak Vapur İskelesi'nden Gündoğdu Meydanı'na Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte 350 metrelik dev Türk bayrağı açılırken halk ellerinde taşıdıkları fenerlerle yürüdü. Gündoğdu Meydanı'na kurulan sahnede yüz binlerce kişi bir araya geldi. Gazeteci Hasan Tahsin'in ilk kurşunu atması da sahnede temsil edildi. Sen başla, bitiren bu millet. Ya istiklal ya ölüm. Kurşun atıldığı anda havai fişek gösterileri ve efektlerle şov desteklendi. Gösterilerde yüz binlerce kişi aynı anda cep telefonlarının flaşını açarak coşkuya ortak oldu.
İşte tarihi görüntü. Telefonunun ışığını salla. Telefonun ışığını kapatma sakın. Kordon'da ışıl ışıl görüntüler oluştu. Etkinlikte ünlü sanatçı Tarkan da konser verdi. Endonezya'nın Batı Papua bölgesinde büyüklükleri 5.5 ile 6.2 olan en az 4 deprem meydana geldi. Tsunami'yi tetikleme riski bulunmayan depremler can kaybı ya da hasara neden olmadı. Endonezya Meteoroloji ve Jeofizik Ajansı, Batı Papua şehrinin merkez Mamberamo bölgesinin yaklaşık 37 kilometre kuzeybatısında, yaklaşık 16 kilometre derinlikte, büyüklükleri 5,5 ile 6,2 olan en az 4 deprem oluştuğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, söz konusu depremlerin tsunami'yi tetikleme riskinin bulunmadığı ve Mamberamo Anjak Fayı'ndaki bir itmenin deprem dizisini tetiklediği ifade edildi. Açıklamada depremlerin can kaybı ya da hasara neden olmadığı da belirtildi. Polis Girne ve Gemi Konağı'nda kumar oynayan ve oynanmasına müsaade eden 60 kişiye yasal işlem yaptı Sayın Seyirciler. Ayrıntılarına göz atıyoruz. Girne bölgesinde faaliyet gösteren 3 ayrı kumarhanede polis tarafından yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 55 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Gemi konağında faaliyet gösteren bir kahvanede ise polis tarafından yapılan kontrolde aralarında kahvane işletmecisinin de bulunduğu 5 kişi bir kağıt oyununu para karşılığı oynadıkları sırada suçüstü tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor. Gün ortasına yansıyan gelişmeleri paylaştık. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.